Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugünkü videomuzda sizlere Volvo'nun interview videosunu çekmiştim aslında da bugün yayınlanması gerekiyordu. Bu videoyu izleyeceğiniz zaman zaten öncelerden olacak. Videonun yayınlanması gerekiyordu. Yanlış videoyu yüklemişim. Bunlardan dolayı sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bu interiörün nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Aslında Skyline videomu giderek birebir aynısını yapabilirsiniz. Aynı adımlar, her şey aynı. A'dan Z'ye. Onun bilgisini vermek istiyorum. Sadece bir kodlar değişiyor. Onları da artık şeyde ayarlayabiliyorsunuz. Skyline videosunda da anlattığım gibi işte kodlar değişiyor sadece. Onun haricinde başka da bir şey yok. Ama yeniden videosunu çekeceğim. Çünkü bunun videosunu paylaştım bir kere. Yanlış paylaşmışım. Bundan dolayı hemen videosunu çekiyoruz. İlk başta yapmamız gereken şey sadece save almak arkadaşlar. Trans'ı modifiye edin. Dışını modifiye edin. Modifiye ettikten sonra ise aracımızın içine geçiyoruz. Ve quick save. Hızlı save alıyoruz. Fast save. Şimdi yapmamız gereken ilk şey scroll lock global bir tuştur hızlı kayıt için. Ama ben onu custom olarak editlediğim için del yaptım. Del'e basıyorum. Sizler scroll lock yapıp hızlı kayıt alın. Face save oluyor. Bunu yaptıktan sonra ise masa üstüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ise OBS üzerine devam ettiğim için sesim değişmiş olabilir. Yapmanız gereken ilk başta Volvo'nun modifiye modunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Modifiye modu nerede derseniz mod 12'deydi galiba, değil. Ha burada. İndirmiş olduğunuz zararın içerisinden modları alıyorsunuz arkadaşlar. Mod 15 adında bir klasör oluşturuyorsunuz. Home, mod 15, mod 17 dosyaları içine atıyoruz. This is the copy. Copy. Çünkü şimdi neden İngilizce söylediğimi söylerseniz yabancı olan arkadaşlar da izliyormuş. Onları fark ettim. Onlardan dolayı böyle ara ara bir küçük infolar vereceğim. Ondan dolayı şimdi Volvo bu ikisini atıyoruz arkadaşlar. Buranın içerisine attıktan sonra ise attıktan sonra geliyoruz profil kısmına. Profiles. Buradan hızlı kayıt saatlerimiz bakıyoruz, iki tane var gördüğünüz gibi, 17.51, 17.31. Bizimki 31 olan. Save, Quick Save, Game C'yi seyreden içine atıyor. Game C'yi çalıştırıyoruz. Karşımıza gelen dosyada burada inbox'ı aratıyoruz. Mail de olur, inbox olur, fark etmez. Ondan sonra burayı bir arttırıyoruz. Artı 1 veya pardon artı 2. Artı 2 attırıyoruz burayı. Yani şöyle olacak normalde. Normalde sizlerde mesela şöyle miydi? İnsitti. Ha. Normalde sizlerde şu şekilde olacak. Yani mail.jtr ile yazdığımız zaman bu karşımıza çıkacak. Biz bunu 2 arttırıyoruz. Yani şu şekilde artı 2 eşit 11. Neden böyle bir şey yaptım dersiniz, yabancı arkadaşlar anlatamadığım için böyle söylüyorum. 11 yapıyoruz ve ardından buraya iki kere enter. Yaptıktan sonra ise modumuzun içerisinde gelen Volvo'nun içinde mi bakıyorum, değil. Volvo S'in içinde mi, değil. Şöyle bakayım ben şuraya. Volvo'nun şey var mı? İnterör. Ha. Ha, tamam. Burada. Modumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi mod 15 mail.jtr ile geliyor karşımıza. Bu mail.jtr ile de yapmanız gereken şey burada gösterdiği gibi home. Home burası. Euro Truck. Mod 17 yani mod 15. Mod 15'i burada. Yoksa da eğer yoksa yeni klasör mod 15 yapıyorsunuz. Sonra modun 15'ini direkt böyle de sürükleyebilirsiniz. Yani fark etmez. Sonra bu ikisini içerisine atıyorsunuz. Eğer sizlerde varsa, yoksa da direkt atın içine.
Ondan sonra burada olan kodlarımızı burayı yapıştırıyoruz. Mesela neymiş? Volvo S. Yani sonra Volvo in. Ve bunları pardon. Bunları bir arttırıyoruz. Tam elevon yapıyoruz. Yaptıktan sonra ise aşağı iniyoruz. Hemen one def, two def. İki defin arasına tam ortaya. To enter. İki kere enter. Ardından ise mail CTRL kısmını parantezden, şu parantezden şöyle kopyalıyorum. Buraya iki enter yaptıktan sonra CTRL ve Ctrl V V'di değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Yapıştırıyoruz. Copy. To enter. Paste. Yapıyoruz. Yaptıktan sonra olayımız bu kadar oluyor arkadaşlar. Ondan sonra ise hop. Ondan sonra ise yapmamız gereken tek şey bunları aktive etmek. Ne yapıyoruz? Mesela bu set class'a bağlıymış. Tutuyoruz bunu. Geliyor. Kopyalıyoruz. Burada slash bunu yapıyoruz. Buraya set class yazmayın. Volvo nokta FH 16 yazdığımız an götürür mü bizi düşünüyorum. Denemek lazım. Slash data yazıyoruz. Evet, çıkmadı çünkü burada 2012 var. 2012. Sonra yukarı yapıyoruz ve buraya geldi. Sonra yapmamız gereken tek şey bunu kopyalıyoruz. Şuraya iki enter yapıştırıyoruz. Ardından geliyoruz bunu. Bu da başka bir nameless çoğaltma taktiğidir. Bilginiz olsun. Aşağıda bir kod varsa bunu bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Daha basit olarak yani tek 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 yaparsınız. Bunu da kopyalıyoruz. 2 enter, 2 enter. Hop, 2 enter. Paste. This is. Nameless'lerini buraya ekliyoruz. Ne yapıyoruz? 2 tane. Buralara isimlerini aktarıyoruz 60 61 olarak. Sonra bunlardaki şurayı yapıştırıyoruz. 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 Ve bitti bu kadar. Bitti. Ondan sonra oyunumuzun içerisine girdiğimizde çalışmayacak. Direksiyonumuz patlayacak bunun bilgisini vereyim. Neden direksiyonumuz patlayacak? Çünkü orijinal direksiyonu kaldırmadık. Yani yaptığımız zaman çift direksiyon gelecek. Onun çözümü de şu şekilde oluyor arkadaşlar. Hani bu, aynı bu şekilde yaparsanız ben iki taktiğini gösterecektim de o video başında söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Bu şekilde yaparsanız hata. Hata. Yapmanız gereken şey şunu ekledikten sonra şunu aratıyorum. Aratıyoruz. Geliyoruz buraya. Burada ne varmış? Bu zaten var. İşte orijinal direksiyonu siliyoruz. Delete. Siliyoruz arkadaşlar. Sonra nameless'ini de yukarıdan sileceğiz. Yani onu yaptıktan sonra orijinalini ben sildim bilerek. Sizler de orijinalinin üstüne atıyorsunuz yani kısa böz. Aslında biraz karmaşık olduk. Kusura bakmayın karmaşık değildir bu kadar. Kısa yolunu gitmek istiyorsanız Skyne videosu var. Ona gidebilirsiniz. Yani olayı bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra hızlı kaydı çalıştırdığınız zaman ben kaydetmeyeceğim çünkü bende var zaten. Yaptığınız zaman oyunu hızlı kayıt şöyle oyun kasabilir. Kaydet yükle, oyunu yükle. Hızlı kayıt yükle dediğiniz zaman save'iniz gelecek. Aynı bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Ben yaptığım videoyu yanlışlıkla dediğim gibi iki tane aynı video yapmışım. Orijinal videoyu silmek durumunda kaldım. Profilde de silmedim. Aslında silebilirdim de uğraşmak istemem. Çünkü stok video bir sürü yapmam lazım. Elimde hiç stok video kalmadı. Ondan dolayı bu kadardı. Yani profiliniz çalışacak. Eğer çalışmama durumunda error vesaire verirse Discord sunucuma bekliyorum. Yani
yani. Kısa ve öz My Discord Server Come. Aşağıda açıklama kısmında linkleri bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.